Teşekkürler Sayın Başkan. Şöyle bir şey 5 dakikada anlatmak gerçekten olanaklı değil ama biz bugün hükümetin asgari ücreti ve memur maaşlarını bir yılda %100'ün üzerinde artırdık diyerek üzerini örtmeye çalıştığı gerçeğe ve önümüze koyduğunuz şu milli dayanışma paketi adı verdiğiniz yağma paketindeki gerçekleri dile getirmek için söz aldık. Şimdi mevcut tabloya insani bir gözle bakan herkesin görebileceği tek gerçek şu: İktidarın Türkiye yüzyılı dediği dönemde emekçiye düşen tek şey kölelik oldu. Ortodoks, heterodoks adına her ne derseniz deyin, değişmeyen tek gerçek de şu: 20 yılı aşkın iktidarınızda uyguladığınız politikalar emekçilerin köleleşmesini hızlandırdı. En parlak yıllarınız diye saydığınız 10 yılda bile yurt dışından akan bol ucuz döviz sayesinde TÜSİAD'ından MÜSİAD'ına her sermaye çevresi hamuduyla her şeyi götürdü. Emekçiye de kırıntı niyetine küçücük bir pay düştü. Hatta şimdi onu bile çok gördüğünüzü bu paketle görüyoruz. Çalışma Bakanınız demişti ki Türkiye'de asgari ücret 250 lira, 250 dolar. Mısır'da, Bangladeş'te 50 dolar nasıl rekabet edeceğiz? Şimdi de farklı ağızlardan aynı şeyleri duyuyoruz. Döviz yükselsin, ihracatımız artacak diyorsunuz. Ucuz emek hesabınızın 20 yıldır değişmediğini görüyoruz. O parlak dediğiniz 10 yıllık bol dış kaynak dönemi bitince çark dönsün diye ülkeyi mega inşaat projeleriyle şantiyeye dönüştürdünüz. Bunca rantı besleyebilmek adına da emekçilere hepten karanlık bir dönem yaşatıyorsunuz. Bu dönemin adı açık, ucuz, ağır, ölümüne çalışma dönemi bu. 20 yılda 31 binin üzerindeki işçiyi iş kazası fıtrat diyerek cehenneme kurban eden bir karanlık bu. Şimdi bugün bu ülkede çalışarak kazanmak mümkün değil. Çalışarak ev, araba almak hayal haline geldi. Bırakın asgari ücretliyi, 30 yıllık bir devlet memuru bile emekli ikramiyesiyle bir sıfır araba, bir ev alamıyor. Seçimi kazanmak için milletin parasını, dövizini, kaynaklarını har vurup harman savurdunuz. Şimdi de devlet kasasında para bırakmadığınız için kaşıkla verileni sapıyla geri almak üzere bununla vergiler salıyorsunuz. İşçinin cebine gireceği asgari ücret 500 gireceği söylenen 500 dolar daha verilmeden yalan oldu. Tıpkı ek ödemeyle 7500 lira alan milyonlarca emeklinin maaşına %25 arttık yalanı gibi. Siz memurlara verdiğiniz en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.2 katına çıkacak sözünü bile tutmamış bir iktidarsınız. Ve şimdi de vatandaşı vergi ve zam yüküne boğan 1.1 trilyon liralık bu ek bütçeyle kaşığın sapıyla verdiğinize de göz diktiniz. Halkın ekmeğini küçültmenin, halka yeni vergi yıkmanın, halkın cebinden alıp tekellere sermaye aktarmanın da adına hiç utanmadan milli dayanışma paketi diyorsunuz. Kitabına uydurmaya çalıştığınız soyguna bir bakalım. Bir emekçi markete gidip onlu bir tuvalet kağıdı alıyorsa dördüne sermaye el koyuyor. Çocuğuna bir litre süt alıyorsa bunun iki bardağını saray içiyor. Beş litre mazotunun iki litresini saray hortumla çekiyor. Patronu, rantı, sarayı, kara parayı, düşük faiz vurgununu besleyebilmek için gelirini emdikçe emdiğiniz emekçilerin boğazından artık elinizi çekin. Şimdi soruyoruz size, ihracat ve kârları rekor kıran şirketlere el uzatmaya niyetiniz var mı? Bunların 545 milyar lirayı aşan kârlarına vergi salabilecek misiniz acaba? Beşli çetenin kamu ihaleleriyle muazzam servet biriktirmelerine omuz verdiğiniz servet gruplarına garanti ödemelerinizi kısımda görelim hadi. Servet ve rant vergisi alın hadi yiyorsa. Yapabilir misiniz? Cevap istiyoruz.